Kibariye Türkiye'nin en önemli seslerinden biri şüphesiz ama onun hayat hikayesi sesinden çok daha etkileyici belki. Yokluk, sefalet, ihanet ve azim dolu hayatıyla işte karşınızda Kiboş. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çoğumuz onun müthiş sesli bir roman olduğu dışında pek bir şey bilmiyoruz. Ama onun hayatı filmlere konu olacak cinsten. 9 çocuklu Manisalı bir ailenin kızı o ve o zamanlar tam adı Bahriye Tokmak. Ailesi pamuk ve tütün toplayarak geçimini sağlayan oldukça yoksul bir aile. Parasızlıktan belki de isteksizlikten ilkokula bile gidemiyor Bahriye. Onun yerine ailesiyle birlikte tarla işlerinde çalışıyor ama nereye kadar? Yakın çevresi ve arkadaşları onun sesinin güzelliğini fark edince Manisa'daki pavyonlarda şarkı söylemeye başlıyor. Fakat Bahriye için oralar dar. Hemen İzmir'e gidip kendini daha fazla göstermesini tavsiye ediyor dostları. Fakat pavyoncular için Bahriye'nin sesinin güzel olması yeterli değil. Kendisinin de güzel olması lazım. Bu yüzden çoğu mekan onu kabul etmiyor. Ama o yılmıyor, bir kez de İzmir'deki Çağlayan Gazinosu'nun kapısını çalıyor. Çok küçük bir yevmiye ile sahneye çıkmayı başarıyor. Onun şansı ünlü bestekar Muzaffer Özpınar'ın kendisini dinlemesiyle açılıyor. Özpınar, ünlü gazino sahibi Turgut Akyüz'e bu kızdan bahsediyor ve derhal dinlemesini istiyor. Turgut Akyüz bu küçük roman kızını dinledikten sonra adeta büyüleniyor. Gazino hayatı başlayınca Bahriye oluyor bir anda Kibariye. 1981 yılının yılbaşında TRT'de Kim Bilir şarkısını söyleyince ortalık yıkılıyor. Tüm Türkiye bir anda bu kızı konuşmaya başlıyor. Bu arada gazino hayatına başladığında henüz kendisi gibi yolun başında olan Seda Sayan'la uzun yıllar ev arkadaşlığı yapıyor. Stardust isimli gazinoda çalışırken her gün eve gitmek için bindiği taksinin şoförüne gönlünü kaptırıyor. Tuna Yürek, Kibariye'nin aşık olduğu ilk adam olarak onun hayatında yer alıyor. Ama Tünay'ın ailesi Kibariye'yi roman olduğu için istemiyor. Gizli saklı 3 yıl flört ettikten sonra ikili kaçarak evleniyor. Kibariye her röportajında kocasına ne kadar aşık olduğunu dile getiriyor. Çünkü gerçekten de öyle. Fakat bu aşk hikayesi kimsenin beklemediği bir anda aniden bitiveriyor. Kibariye, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğreniyor. Aynı zamanda menajeri de olan Tuna Yürek, Kibariye'nin gazinodan kazandığı tüm birikimi kendi üstüne yaptığı için Kibariye bir anda ortada dımdızlak kalıveriyor. Çalıştığı prestij müzikle sorunları olduğu için de yeni albüm yapamıyor. 20 yıllık birikimini kocasını aynı anda kaybediyor Kibariye. Annesi Makbule Tokmağ'ın televizyonlara çıkıp, "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü, havaya girdi. Şoför Tünay, şimdi bey oldu o," demesi de işte hep bu yüzdendi. Her ne kadar aşka olan inancı derinden sarsılmış olsa da Kibariye, kendisine yeniden bir şans veriyor ve Ali Küçükbalçak'a aşık oluyor. Hiç beklemeden hemen evleniyorlar. Hatta ve hatta yıllarca yanıp tutuştuğu evlat hasreti kızı Birgül'le son buluyor. Birgül de 2019 yılında 19 yaşındayken evleniyor. Şimdilerde hem kocasıyla hem de verdiği konserdeki konuşmasıyla gündem oluyor Kibariye. Hepsi de iki taraftan tartışılabilir konular. Ama şu bir gerçek ki, hayatının her döneminde sıfırdan başlayıp yeniden ayağa kalkmayı başarmış birisi Kibariye. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.